Bugün neyi konuşacağım biliyor musunuz? Esmalar. Çünkü çok soru geliyor esmalarla ilgili. Esmaları çekmekten korkanlar, esmaları sayılarıyla çekmeye dikkat edenler, sayıların olduğunu inkar edenler, birçok kimse var esmalarla ilgili. Bu da birçok soru demek zaten bizde. O yüzden evet, bu Esma-ül Hüsna'lar nedir, nasıl anlamak lazım ve hayatımızda ne, hangi konuda yer etmesi lazım deyip buradan inşallah devam edelim. Allah'ın isim ve sıfatlarını her zaman çekersiniz. Ancak bazı zamanlarda ve vakitlerde, çünkü sen aynı zamanda özel, eşsiz, teksin, senden başka bir tane yok. Sana özel bir formül üretilmesi lazım. O yüzden her ilaç, her akıl herkese iyi gelmez arkadaşlar. Hepinize selamlar, sabahlar arkadaşlar. Bugün neyi konuşacağım biliyor musunuz? Esmalar. Çünkü çok soru geliyor esmalarla ilgili. Bir de eğer vakti ayarlarsam şu kolye hakkında konuşacağım. Şu kolye hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bizim burada konuştuğumuz mevzular böyle günlük mevzular değil. Birazcık afaki konular. Ancak unuttuğumuz hakikatimizde olan, hakikat unutturulmuş bize. Biz de unutmaya razı olmuşuz. Madde dünyasında materyalist bir şekilde yaşayıp gitmişiz. En inançlımız bile, bakıyorum ben, en dindar Müslüman bile maddeyle hayat algılar olmuş. Manaya tek kapıldığımız yer esma çekmek, namaz kılmak. Bu bile madde, bedenle yapılan bir hareket. Soyut komple gitmiş. Ki biz 4 boyutlu bir varlıkken 3 boyutumuz soyut, bir boyutumuz somutken bütün sistemi somutlaştırmışız. Aşırı materyalist insanlara dönüşmüşüz. Özümüzü, hakikatimizi unutmuşuz. Sonra o şeytan sağdan soldan gelmiş. Çünkü o ruhani bir varlık. Ruhunun o görünmez tarafıyla bizlere, kendimizi aşağı çektirmiş. Kötülemiş. Ki şeytanın en büyük misyonu neydi arkadaşlar? Allah'ın, evet ben mükemmel bir varlık yarattım, hadi secde edin dediğinde şeytanın o da kim demesi, Allah'a kafa tutması, kibirle, bakın kibirdir şeytanı Allah'a itaatten geri durduran hareket. O yüzden insanın ruhunun en büyük derinliklerindeki korku kibre kapılma korkusu, ki kibir bizi Allah'tan uzaklaştırıyor. Ancak şeytanın kibri Allah'a karşıydı, Allah'ın yaratıp bu insana karşı o kibrini koydu. Ancak dedi ki Allah'a küstahlık yaparak, ben sana o insanın ne kadar aşağı, aciz, zayıf bir varlık olduğunu ispat edeceğim deyip Allah'ın ilmine karşı kibir yaptı. Allah bilmiyor mu insanın yeri geldiğinde çok aşağılık bir varlık, ancak yeri geldiğinde bütün meleklerden, feleklerden bile üstün bir varlık olduğunu. Ancak şeytan görünürde insana karşı kibirlenmiş olsa da şeytan Allah'ın ilmi karşısında kibirlenmiştir ve sana bilmediğim bir şey öğreteceğim deme küstahlığına erişmiştir. İnsan da bunu ruhuyla şahitlik ettiği için bizim en büyük korkumuz kibir. Ve bu kibire kapılma korkusuyla biz sadece Allah'a karşı tevazu sahibi olup onun karşısında aciz zayıf olacakken, bütün madde aleminde, bütün dünyaya, bütün aleme ve feleklere karşı aciz zayıf, kendini böyle küçük, hakir gören bir varlığa dönüşmüşüz. Şeytan uzaktan uzağa bizi alkışlıyor şu anda. Bütün o kurban inançları, bütün değersizlik, yetersizlik inançları hepsi şeytana hizmet ediyor. Çünkü Allah ulvi bir varlık deyip secde edin dediği varlığa, o da diyor ki ben ne kadar sufli bir varlık olduğunu, ne kadar adi, aşağılık bir varlık olduğunu sana göstereceğim diyor. Bizi de kendi yaşadığımız hayatlarla ben ne kadar acizim, zayıfım, zavallıyım deyip büyük taraflarımızı, ulvi taraflarımızı görmemiz noktasında gözler perdeleniyor. Ondan sonra da şeytanın elinde oyuncak, maskara oluyoruz. Sonra ruhlarla konuşabilirsiniz. Tabii ki, çünkü sizin ruhsal boyutta bir varlıksınız ve ruhsal boyutunuz açığa çıktığında ruhlarla, meleklerle direkt bağlantıya geçersiniz dediğim anda, bu tabii ki dünyalık akıllarımıza afaki bir şey gibi geliyor. Bugün insanlar oturmuş YouTube'larda, acaba önceki bu işte Göbekli Tepe'deki şunlar bunlar ya da işte başka bir yerde bu piramitleri yapanlar insan değil miydi? Evet, bazıları insan değildi. Ancak bazıları insandı
ve bilgeliğiyle ve sahip olduğu ruhsal güçleriyle belki gözleriyle o taşları kaldırıp o tepelere diktiler. Biz bugünkü kendimiz o kadar küçültüp alçaltmışız. Arkesçilerle ayakta duran bir varlığa dönüşmüşüz ya. Ya bu kadar zavallı, basit varlıklar haline gelmişiz. Esmaları konuşacaktım ama konulara esmayı getiririm ben şimdi arkadaşlar. O yüzden bizim önce bunu görmemiz lazım. Bir de şu tesettür konusu var. Arkadaşlar, ben tesettürün farz olduğuna iman edenlerdenim. Tesettürlü olmadığıma bakmayın. Ancak tesettürün ben olmadığım, tesettüre girmediğim için tesettür yok dersen dinden çıkarsın. Kafir olursun. Çünkü dinin bir hükmünü inkar ettiğin için. Ancak öbür türlü Allah affetsin günaha girersin. Ancak herkesin kendi özel seçimleri var. Kendi özel nedenleri var. Beni merak ediyorsunuz. Bu kadar bir şey verebilirken bu tesettür niye yok diyorsunuz. Haklısınız. Ancak arkadaşlar kendi özel nedenlerimden dolayı şu anda tesettüre girmiyorum. Kendimce tesettürümü yapıyorum. Tesettür sadece başörtmekle değildir. Bedenen de tesettüre girersiniz. Tesettür de derece derecedir. O yüzden ve Allah'ın katında çok şükür ki her ibadetin kendince hükmü vardır. Namazın hükmü kendincedir, orucunki kendincedir, tesettürünki kendincedir. Allah sen tesettürünü yapmadın, o yüzden bu bilgiler boşa gitti, bu namaz boşa gitti demiyor Rabbim. Zerre miskalin karşılığını veriyor. O yüzden Allah razı olsun, bazen bana yazıyorsunuz bir de başını örsen ne güzel olurdu. Ecrimi siz vereceksin ya bana bunu yazan arkadaşım. Herkesin Rabbi ile arasındaki bir meselesidir bu. Ancak yazanları da gördüğümde evet bu da benim kalbimde derinden istediğim ancak yapamadığım bir şey arkadaşlar. Şu an için yapamadığım bir şey bu. Ancak kalben isteyip belki nefsimle de bu konuda bir mücadele yaşıyorum. Hasılı böyle. Yani ben başörtüsünün emrolunduğuna ancak şeklini bilemem. Ancak biz bazı ayetleri peygamberin hayatından ve sonra peygamberin yolunu takip etmiş büyük zatların kitaplarında ben hiçbir yerde tesettür yoktur ifadesine rastlamadım arkadaşlar. Tesettür tarif edilir. Yapabilen yapabilir, yapamayan yapamaz ya da yapabilen yapabildiği kadarıyla yapar. Bu yüzden hiç kimse Allah olmaya kalkışmasın. Kimse kimseyi yargılamasın. Herkes oturup kendine baksın. Zaten en büyük bence küçüklük başkalarının günahıyla meşgul olurken kendini bir şey zannetmek, aynı şeytan gibi. Şeytan da bunu yaptı. Kendi büyüklüğü arasında küçüklüğü gördü. İnsanın çünkü onu aşağı çekebilecek toprak ve sudan var olma tarafları vardı. İnsanı ağırlaştıran ve onu insan olma boyutuna geçiren ama aynı zamanda hem ulvi noktada hem de sufli noktada onu harekete geçiren tarafı vardı. Şeytana dedi ki ben toprak ve sudan değilim, ben ateştenim. Ama insan unuttuk, insanda aynı zamanda ateş de var, hava da var, su da var, toprak da var. O yüzden benim fikrimi merak ediyorsunuz ya. Tesettür bence, ki bence denmez burada. Benim itikadıma göre, benim okuduklarıma göre, görüşlerime göre farz. Ancak şeklini Allahu alem, ki Allah orada bir şekil belirtmemiş ancak bir ölçü vermiş. Bu ölçüyü de müteşabih ayet olduğu için herkes anladığınca yapıyor. Ancak ben peygamberin hadislerinde ya da onun yolundan gitmiş, benim de saygıyla yolundan gitmeyi seçtiğim derken yolumuz aynı olduğu için rastladığım büyük zatların kitaplarında her daim tesettürün farz olduğuna dair bilgilere rastladım. Ancak tam tersi bilgilere rastlamadım. Ancak Kur'an ayetlerini okuyup bu konuda kendince yorum yapan insanlara da saygı duyuyorum. Çünkü şekil itibariyle bir şekil yok arkadaşlar. Kafaları karıştıran konu bu. Çünkü Kur'an evrensel, bütün ırklara, bütün insanlara indirilmiş bir kitap. Herkes kendi anladığınca yapar. Ancak dediğim gibi hüküm noktasında şu da söylenemez. Tesettür farz değil de denemez. Kesinlikle. Diyemezsiniz.
Çünkü bir ölçü var, bir yönelim var. O yüzden ben bundan imtina ederim. Kendi imanım noktasında ben yapamıyorum ben deyip bu konuda suskun kalamam. Kusura bakmayın, beni azıcık tanımışsınızdır zaten. Hasılı böyle. Çarşaf da öyle arkadaşlar. Yani bakın, ilim derece derecedir, iman derece derecedir, takvadır. Bazı insanlar takvayla tesettürlerini çarşafla yaparlar. Bazıları başörtüsüyle yaparlar. Bazıları giyimleriyle, kuşamlarıyla yaparlar. Bu noktada benim sizlere en güzel tavsiyem kabulde olmak. Herkesin kendi inancına saygı duymak, onaylamak, kabul etmek zorunda değilsiniz. Ancak saygı duyacağım. Çünkü karşımdaki insanın ruhundaki bilgeliğiyle temasa geçmiş ve bunu yapmayı seçmiş deyip şeytanın o insanı aşağı çeken tarafları var ya, biz de önümüze geleni aşağı çekiyoruz. Bunlar da şeytanın hünerleri. İnsanı her fırsatta aşağı çekme. Bakın, bu şeytandan. Her eksiği, kusuru görüp yüzüne çarpma ya da bunu arkasından söyleme. Bunlar hepsi şeytanın yaptığı hareketler. Bakın o sahneyi hatırlayın. Allah insanı yaratıyor ve ne kadar mükemmel bir varlık yarattığını, iki eliyle yoğurduğunu, hiçbir varlığa bunu söylemediğini, ruhundan üflediğini, bu yüzden çok mükemmel bir varlık olduğunu söyleyip meleklere ve cinlere, ki şeytan cin ehlindendir, melek değildir, itaat edip secde etmelerini söylüyor. Ancak ne yapıyor şeytan? Ben diyor, benden daha aşağısına secde edemem derken, insana baş kaldırdığını gösterirken hem insanı aşağı çekiyor. Aslında Rabbinin lafına itaat etmiyor. Buradan kaybediyor zaten. Kendi kibri Rabbine olan inancının, imanın önüne geçiyor. Tesettür de böyle bir konu o yüzden arkadaşlar. Kendinize olan şeyiniz Rabbinizin inancı önüne geçmesin. Bu ölçüye dikkat edin. Biliyoruz ya, hani bu hep söylenen bir laf. Hani imanla paranın kimde olduğu bilinmez ya. Bütün bunlar Allah'la kul arasında. Görüntü her zaman aldatıcıdır. Bunu biliniz. Bazen görüntüde bir şeyleri kapatmak üzere kişi başka bir fıtrata bürünür. O noktada kendinizi diğerlerine böyle görüp, ancak herkesi onaylamak, kabul etmek zorunda değiliz. Herkesin Rabbi var, terbiye edicisi ve alim olan Allah, her şeyin en doğrusunu bilen Allah var. Bu noktada ben kendime düşeni yapacağım. Kalbim ne istiyor ona bakacağım. Kalbim mi bana bu soruları söyletip bu lafları ettiriyor? Nefsim mi? Ki nefsi emmare olarak anlatılır. Her daim kötülüğü emreder zaten. Ancak nefis terbiye oldukça hakikati görmeniz noktasında da çok büyük bir rehberdir. O yüzden nefsi reddetmeden, nefsi kabule geçme, kendini kabule geçme. Ondan sonra da yola devam etme arkadaşlar. Yol uzun. Yol sonsuz. Ancak bu dünya hayatı, bu bedenin içindeki ömür kısıtlı. Ve bu ömrün içindeki o kısıtlı zamanı bu kadar değer vermeyelim diyorum ben. Değerini, kıymetini bilelim. Çünkü Rabbimin bize verdiği bir hediye. Orada da yine ölçüyü sağlamak. Ancak kendimizi bu bedenden ibaret görüp kendimizi bu kadar aşağı çektiğimiz yerde, bu bedenin dışında yaşadığımız bütün ruhsal hayatlar, sonraki yaşayacağımız bütün alemler bu sefer göz ardı ediyoruz. Bu da Rab'be yapılan ve insanın kendine yaptığı çok büyük bir zulüm ve haksızlıktır. İlahi sisteme yapılan çok zulüm ve haksızlıktır. Bu açıdan görelim inşallah. Şimdi evet, konuyu tekrar, konular çok arkadaşlar. Hani rüyalar falan, hepsi de çok harika konular. Gerçekten çok güzel mesajlar gelmiş. Ben de arkadaşlara yazdırdım. Bunlarla ilgili gerçekten YouTube'a da güzel videolar yayınlamak istiyorum. Çünkü istiyorsunuz. Ben bazen yorumlardan geçerek videoyu yayınlıyorum. Ya da işte böyle yayın açıyorum. Ama esmalar konusu özellikle benim de şu anda açıklamayı seçtiğim bir konu. Ancak bazen de bu şekilde tesettüre de kendi, bakın, kendi bildiklerimle burada, bu sayfalarda, YouTube sayfamda ya da Instagram sayfamda, herhangi bir sosyal platformda paylaştığım her şey, benim yaşadıklarım, ruhsal ve maddi aleminde yaşadıklarım,
okuduklarım ve ruhumdaki bilgelikle açığa çıkan benim fikir gücümle tefekkür edip kendi yorumum bu noktada beni bağlar, kimseyi bağlamaz. Diyorum. Hasıl söze devam ediyorum arkadaşlar. Esma-i Hüsna'lar. Şimdi esmalarla ilgili ben işte şu esmayı bu kadar çekin dediğimde bazen şöyle yazıyorlar. Aman arkadaşlar esmaları sayılarla çekmeyin. Dikkat edin. Bir kısım diyor ki sayılar da neymiş, ne alakası var? İstediğimiz kadar çeksek olmaz mı diyor. Esmaları çekmekten korkanlar, esmaları sayılarla çekmeye dikkat edenler, sayıların olduğunu inkar edenler, birçok kimse var esmalarla ilgili. Bu da birçok soru demek zaten bizde, değil mi? O yüzden evet, bu Esma-i Hüsna'lar nedir, nasıl anlamak lazım ve hayatımızda ne, hangi konuda yer etmesi lazım deyip buradan inşallah devam edelim. Şimdi arkadaşlar, önce Esma-i Hüsna nedir? Esma Allah'ın güzel isimleri. Şimdi ben bir hazineydim, bilinmek istedim. Bu yüzden de bütün alemi ve insanı yarattım. Kutsi hadisi, biri de bunu sormuş. Bunun kaynağı nedir? Bu kutsi hadistir arkadaşlar. Kutsi hadis nedir? Kutsi hadis Allah'tan Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Efendimiz'e iletilen, ancak Kur'an'da yer almayan ayetlerdir kutsi hadisler. Bir yazılı olanlar vardır. Kur'an'da yazılıdır ayetler. Efendimiz aracılığıyla Kur'an'la bu yazdırıldı. Bir de Efendimiz aracılığıyla bildiğimiz Allah'tan yine bizzat aktarılan cümleler. Bir de hadis-i şerifler var. Bunlar da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi söylediği cümleler, sözler. Bazı kişiler hadislere inanmaz. Ancak peygamberleri diğer insanlardan üstün kılan şöyle bir özellik var. Peygamberlerin, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da kalbi yıkanmıştır. Ve kendine gelen bilgi, ilham direkt Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla değil. Her an bizlere de o bilgi geliyor. Ancak bizim kalbimizde var olan şüpheyle biz şüpheye düşüyoruz. Fakat peygamberlerin kalplerinden şüphe kaldırılmıştır arkadaşlar. Bu noktada onlara gelen bilgi net bir şekilde düşer. Efendimiz de bunu hal, hareket ve tavırlarıyla açığa koyar. Efendimizin diliyle söylediklerine hadis-i şerif, hal ve hareketleriyle ortaya koyduğu hareketlere de sünnet denir. Ve biz Kur'an gibi bir kitabı, o kitabın ilk elden uygulayıcısının hareketlerine bakarak yorumlama noktasında bize çok büyük bir rehberdir peygamberin hayatı. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutsi hadis ya da hadis olarak naklettiği, hal ve hareketleriyle açığa koyduğu her şey bizim bu sistemi anlama noktasında bizim için bir rehber. Ancak işimize gelmediği yerlerde hadisleri inkar edenler, sadece Kur'an'dan gitmek isteyenler var. Ancak ben hep şunu söylerim. Bir bilim insanı olarak, bilim insanı olmak şu demektir. Siz bir olayı, bir bilgiyi ortaya koyduğunuzda somut bir delil getirirsiniz. İnsanların bu konuda ikna olmaları gerekir. Bu konuda da sizin en büyük somut deliliniz, bu işi gerçekten bir deneyle deneylemiş, bir teoriyle, bir işte yaptığı istatistiki bir analizle ortaya koymuş, ispat etmiş kişilerin sözlerini ve makalelerini referans alırsınız. En büyük referansınız bu işi deneylemiş insanlardır. O yüzden bir tezin ya da bir makalenin gücü ortaya koyduğu referansın gücünden alınır. Bu noktada sizin ne derece yaptığınız işte iyi olduğunuz ölçülür arkadaşlar. Şimdi siz Hazreti Peygamber Kur'an'ı bizzat Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla almış ve bunu yazdırmış. İsra hadisesiyle, Miraç hadisesiyle Rabbi ile direkt görüşmüş. Hazreti Cebrail'in buradan sonra ben artık çıkamam dediği yerden sonra Sidretül Münteha'nın üzerine çıkmış. Sidretül Münteha dört büyük meleğin makamlarının olduğu yerdir. Sidre'yi de aşmış.
melekut alemin bir üst kısmıdır. Arşı geçip ceberut aleme, yani ruhun, levh-i mahfuzun, hebanın ve tabiatın yaratıldığı, daha varlığın soyut varlık boyutunda, tümel boyutta var olduğu alana çıkmış tek yegane insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu yüzden kimse Efendimizin sözlerini yabana atamaz. Ki peygamberlere iman, imanın şartlarındandır. Peygamberlere iman etmeyen insanın imanı gider. Çünkü Allah bu benim peygamberim diyor. Sen Allah'ın bu benim peygamberim dediği sözü ben tanımam diyerek Allah'ın sözünü tanımıyorsun. Aynı şeytan gibi. Yani imanın 6 halkası var arkadaşlar. Evet, Allah'a iman. Evet, bütün alemi bir zat. Sonsuz ilim, kudret, merhamet, şefkat, sahibi bir zat yarattı. Her şeyi gören, işiten, bilen, ezeli de ebedde de hakim olan, hüküm sahibi, adalet sahibi, hak sahibi yarattı. Ki o Allah'tır. Sonra Allah bu hükmü peygamberler vasıtasıyla, elçileri vasıtasıyla bildirdi. Bazı elçilerine kitaplarla yazılı gönderdi. Bazılarına sadece sözleriyle gönderdi. Bakın biz Kur'an'da 25-26 peygamberi biliriz. Onların sadece bazılarına kitap indirildi. Hepsi çoğu kutsi hadis. Allah'ın kelamını sözlerle ifade ettiler. Birçok peygamber. Hazreti Yusuf'un kitabı yok. Hazreti Zekeriya'nın kitabı yok. Yazılı bir metni yok. Öyle değil mi? Bazı peygamberlere sayfalar, bazılarına kitap indirildi. Hükümler bu şekilde indirildi. İkincisi peygamberlere iman. Allah diyor ki evet bu benim peygamberim ve bunu dinle. Çünkü bunun konuştuğu her şey benden geliyor sana. Üç, meleklere iman. Allah bütün hükmünü melekler vasıtasıyla yapıyor. Burada inanacağın tek şey, hüküm Allah'ın, melekler bir vasıta. Meleklerle, meleklerin iradesi var mı? Var. Biz meleklerin iradesi olduğunu nereden biliyoruz? Allah insana secde edin dediğinde sadece şeytan ve cinler, bazı cinler değil. Meleklerin de bazıları dedi ki bu balçıktan yarattığın ve toplumda, dünyada fesat çıkartacak varlığa mı deyip fikir sundular. Çünkü irade sahibidir melekler. Ancak onlar kendilerine verilen vazifeyi yaparlar. Orada sorgular ancak itaate devam eder. Çünkü bilir ki Rabbi sonsuz ilim, merhamet ve kudret sahibidir. Buna tam imanı vardır. Meleğin. Dördüncü iman hakikati. Allah, peygamber, melekler ve kitapları. Peygamberler vasıtasıyla indirilen kitaplar. Ki en son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ve en son hüküm koyucu olan Kur'an'dır. Ve onun hükmü altında diğerlerin hükmü kalkmıştır artık. Şey gibi düşünün, anayasa gibi düşünün. Şimdi değil mi, bizim işte her devletin bir anayasası var. Ve o diğer hükümler ona tabidir. Siz anayasayı değiştirdiğinizde, değil mi, işte Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet kuruldu ve Cumhuriyet'in kendi yasaları belirlendi. Artık hüküm bu. Biz eskiden Osmanlı İmparatorluğu vardı, onun hükmüne tabi olalım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Çünkü o devir kapandı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti devri var ve Türkiye Cumhuriyeti anayasası geçerli. Kur'an-ı Kerim son peygamberle indirilen Allah'ın son hükümlerini ihtiva ettiği için siz diyemezsiniz ki ben Kur'an'a değil önceki kitaplara tabi olacağım. Hani biz peygamberlere iman ediyorduk. O zaman benim İncil'e ya da Tevrat'a göre yaşamamda bir beis yok diyemezsin. Onların hükmü bitti. Kur'an'ın hükmü, Hazreti Peygamber'in şeriatı. Şeriat, korkmayın, yanlış anlaşılmasın, kural demek arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in getirdiğiyle var olan kurallar. Kur'an. Bitti. Kitaplara iman.
ahirete iman, bu hayattan, bu dünya hayatından sonra öte bir alemde sonsuza kadar devam edecek hayata iman, kaza ve kadere iman. Allah'a iman, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadere. Sadece kadere değil, kazaya da iman ediyoruz biz. Kader bir şeyin, kaza ve kader ikisi şöyle algılanır. Yazılan ve o yazılı olanın nasıl gerçekleştiği, son haliyle ne olduğu. Bu noktada kişinin kaderi kendine bağlıdır. Çünkü özgür irade yasasıyla kişinin kaderine hükmü vardır. Dua, sadaka, kurban. Duadan kasıt, dua iki çeşittir. Dilinizle yaptığınız da duadır. Halinizle yaptığınız da bir duadır. Siz o yüzden yapılan hal ve hareketlerle, değişilen tavırlarla kişinin kaderi değişir mi? Değişir. Kişinin dilindeki cümleler değiştiğinde kaderi değişir mi? Değişir. Çünkü kişinin kaderine müdahalesi buradadır deniyor arkadaşlar. Allah o zaman dua edin kabul edeyim demezdi. Sizin dualarınızla değiştirmek istediğiniz bir hayat. Ki Allah diyor ki vermek istemeseydim istemeyi vermezdim. Siz ancak benim istediğimi isteyebilirsiniz. Demek ki sizin dilinize, kalbinize bir güzellik düştüyse Allah bunu istiyor demektir. Ve sizin kalbinize bunu düşürmüştür. Ancak hayatınızda olmuyorsa siz bir şekilde bunu nefsinizle reddediyorsunuzdur. Çünkü korkularınız vardır, bilmediğiniz bir alandır ya da buna dair ön yargılarınız vardır falan. Bunlar da zaten bizim ruhsal çalışmalarla ortaya koyup kişiyi kendine öğrettiğimiz şeylerdir. Bir soru da işte CRM. Bilişsel yenilenme metodunda biz sizin ruhunuzdaki bilgeliği açığa çıkmasını, bu marifetin açığa çıkmasını engelleyen nefsinizdeki korkular, kaygılar, ön yargılar. Annemler de böyle yapıyormuş. Sen annen değilsin. Devir değişti, zaman değişti. Sen aynı devir, aynı zamanda yaşadığın insan da değilsin. Sen Emine'sin, Ayşe'sin, Fatma'sın, Elif'sin. Sen onun gibi davranmaya çalıştığında aynı sonucu elde etmeyeceksin. Çünkü senin ruhsal amacın çok başka. O yüzden kişinin kendini bilmesi, kendine bir şahsına münhasır, Allah'ın Ehad ismi işte burada devreye girer. Biz Allah'ın Vahid ismiyle birlik, evet insanız, kadınım. Bu dünyada, bu zamanda, bu çağda dünyaya geldim. Evet ben bu ırktanım, evet ben bu ailedenim. Ancak ben Vahid ismiyle birlik, ancak Ehad ismiyle tekim. O yüzden bir ilacı, başı ağrıyan herkes aynı ilacı içiyor. Vahid ismi, Allah, ancak Allah'ın Ehad ismi orada hükümdeyse aynı ilacı içersin, sen iyileşemezsin. Çünkü sen aynı zamanda özel, eşsiz, teksin, senden başka bir tane yok. Sana özel bir formül üretilmesi lazım. O yüzden her ilaç, her akıl herkese iyi gelmez arkadaşlar. Ben böyle yaptım, sen de böyle yap. Allahu alem, olabilir, olmayabilir. Çünkü o senden farklı ve özel. Sana iyi gelen ona iyi gelmeyebilir. O yüzden ben hep tavsiye kelimesini kullanmaya dikkat ederim. Tavsiye ederiz, ancak herkesin hayatında bunu alıp almamak, onun kalbine iyi gelip gelmemesi ona bağlıdır. Her tavsiye herkese iyi gelmez. Niye? Çünkü herkesin derecesi kendi kabıncadır. Kendi kabulüncedir. Biz ama ne yapıyoruz sonra? Benim gibi yapmadığı için adamı bu sefer senden işte bak gene yapmadın, başına bu yüzden bu geldi. Onu yapsaydı başına ne geleceğini bilmiyorsun hala. Yadırgıyorum benim gibi olmadığı için, benim gibi yapmadığı için. Olmayacak, yapmayacak. Doğurduğunuz çocuk bile sizin gibi olmayacak. Olmamalı da, olamaz da. Çünkü sen ondan 30 yıl önce bu dünyaya geldin. Yaşanmışlığın, edindiğin bilgelik, ruhsal alemlerde seçip geldiğin deneyimlerinle birlikte çok başkasın. Bugün senin bedeninden de çıkan o çocuk çok başka. Ancak ortak marifetlerin var olduğu için bir aradasın. Arkadaşlar bu dünya bir tiyatro sahnesi. Hepimiz rollerimizi seçtik, geldik.
Tamam ben senin hani evcilik oynardık ya küçükken. Hadi ben anne olayım, sen baba ol. Bu da çocuklarımız olsun. Bu da komşumuz olsun. Sonra anneniz der ki hadi eve gidiyoruz der. Herkes kendi fıtratında normal haliyle gider. İşte bu dünya böyle bir yer arkadaşlar. Analar, babalar, evlatlar geçici. Bu dünyada birer rol. Kapıdan giderken aynı tiyatro sahnesi bittiğinde herkes mesai biter de evine gider. Sen sensin, ben de benim olur ya. Buradan çıkışta, bu dünyadan çıkışta hadi görüşürüz deyip annelerimize, babalarımıza, çocuklarımıza bir selam çakıp gideceğiz buradan. O yüzden hayatınızdaki bir şeyleri çok gözünüzde büyütüp bu dünyaya kendini gerçekleştirmeye gelmiş bir varlık olarak bu hakikati gerçekleştirmek üzere hayatımıza verilen bu mükemmel, muhteşem rehberleri, anneler, babalar, evlatlar, eş, dost, arkadaş, güneş, ay, yıldız, toprak, su, ateş, hava hepsi birer rehber ruh. Allah'ın görünen ve görünmeyen etrafımızı kuşattığı rehber ruhlarla dolu. Bazıları görünerek gelir, size acı verir. Bazıları görünerek gelir, size mutluluk verir. Bazıları görünmeden gelir, size bu bilgeliği verir. Ancak herkesten bir şey öğreniriz. Ne yapmamız gerektiğini, ne yapmamamız gerektiğini. Ancak konu kişinin kendi kalbinde var olan marifetler ki, marifetlerin aslında en derindeki adı Allah'ın isim ve sıfatlarıdır arkadaşlar. Sizin her bir kalpte açığa çıkmayı bekleyen marifetiniz, Rabbinizin bilinmek üzere size derc ettiği bir ismi, bir sıfatıdır. Allah'tan gayrı hiçbir şey yoktur bu alemde. O yüzden isim ve sıfatları siz dil çekince açığa çıkıyor, siz çekmeyince aman sistemi kapattınız değil. Allah'ın isim ve sıfatları her yerde cayır cayır tezahür ediyor. Görebilene, duyabilene, fark edebilene. Peki biz bu esmaları çekersek ne oluyor? Şimdi siz Allah'ın bir ismini çektiğinizde o ismin enerjisini aktif ediyorsunuz. Çünkü dilinizle Allah'ın kelam sıfatıyla bir ruh yaratılmasına vasıta oluyorsunuz. Ancak bu nerede yaratılıyor biliyor musunuz? Sizin ruh, kalp, nefis, beden boyutundaki dört boyutlu varlığınızda açığa çıkıyor. Allah'ın alim ismini siz zikrettikçe, onun ebcedi 150'dir. 150 kere ya alim, ya alim, ya alim deyip günlük bunu çektikçe sizin bilme dereceniz yükselir. Ancak siz bir şeyleri zorlukla öğreniyorsunuz, hayatınıza zorluklar girebilir. Kolaylıkla öğreniyorsunuz, kolaylıklar gelir. O yüzden bazen uyarırlar, aman ha, her ismi çekme diye. Bu her ismi çekmekle alakalı değil. O zaman hiçbir harekette bulunmayın. Çünkü attığınız her bir adım Allah'ın bir isminin açığa. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Neyse, olduğu kadar. Bu noktada arkadaşlar isim ve sıfatları Allah'ın, şimdi kalkıptım ben şuradaki koltuğa gitmek üzere harekete geçtim. Allah'ın kudret sıfatı tecelli etti. Allah'ın ilim sıfatı tecelli etti. Allah'ın basir sıfatı tecelli etti. Gözüm gördü, nereye gideceğimi gördüm. Alim sıfatı biliyorum, gitmek için yürümek lazım. Yürümeye başladım. Allah'ın kudret sıfatıyla, Kadir ismiyle de ben kalktım yürüdüm. Ben bu dilimle çekmesem de halimle, hareketimle, tavrımla, tarzımla ben her an Allah'ın isim ve sıfatlarını zaten tezahür ettiriyorum. Biri geçen gün şey yazmış. Yani demiş ben çok günahkar biriyim. Bende de tezahür etmiyordur diyor. Allah'tan gayrı bir şey yoktur ya. Sen nasıl günahınla da işte Allah'ın oradaki Celal ismini tecelli ettirirsin. Bir adama kötülük yapar, intikam alırsın. Allah'ın Müntakim ismi var. Zalimlerden ve ders almayanlardan intikam alan da Allah, Müntakim ismi var. Kahreden de Allah, Kahhar ismi var. Şimdi siz hiçbir şeyi Allah'tan gayrı tutamazsınız. Çünkü alem onun. Her yeri isim ve sıfatlarıyla derc etmiş, donatmış. Ancak gizlemiş, saklamış. Bir elmaya baktığında bunu bir tabiat perest, Allah'ı inkar eden biri de o elmayı oturur yer. Sen de oturur yersin. O der ki ne kadar tatlı leziz bir şey. Acaba kim bunu yetiştirdi der. İşte hangi marka?
hangi cins türüne takılır? Tam bir materyalist bakış açısıdır. Rabbine inanan bilen der ki, ya Rabbim ne güzel yaratmışsın bu elmayı der. Orada Allah'ın cemil sıfatını görür, kudretini görür, ilim sıfatını görür. Çünkü içine öyle vitaminler zerk etmiştir ki Allah. Benim buna ihtiyacım olduğunu bilir. Bu arada ruhtaki bilgelikte de bu nebati ruhta var olan bir bilgelik. Sen de canın elma ister. Çünkü bedeninde elmanın içinde var olan vitaminlere ihtiyacın vardır. Canın elma ister, oturur yersin. Hem ruhundaki bilgelikle aslında hareket edersin. Haberin yok, o ayrı mevzu. Ancak o elmaya baktığında o senin için bir materyalist bakış açısıyla tadı çok güzel, o anda açlığını gideren ya da sana keyif veren bir şey olmaktan ziyade Rabbinin sana gönderdiği bir nimet. Ya Rabbim beni ne kadar çok seviyorsun deyip Rabbinin sana kadar sevdiğini, teveccüh ettiğini görürsün. Rabbinin ilmini görürsün. Güzellik sıfatını, celil sıfatını görürsün. Cemalini görürsün. Ondan sonra Allah ol demiş, yaratmış, toprağa diktiğin o balçıktan elma çıkmış. Öbür ağaçtan kiraz çıkıyor. Öbür ağaçtan şeftali çıkıyor. Hepsi aynı topraktan besleniyor. Ama içindeki tohumdaki bilgi başka, başka bilgiler açığa çıkıyor. İnsanların da her birindeki tohum, kalbindeki marifet başka, hepimizden başka bir şey çıkıyor. Bazen biz elma ağacıysam kiraz olmaya çalışıyorum. Olamazsın, olamayacaksın. En büyük hatamız biri gibi olmaya çalışmak. Olamayacağız. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? O zaman biz kendimizi sabote ediyoruz. Ben elma ağacı mıyım? Kiraz ağacı gibi miyim? Fıtratım ne benim? Benim tohumumda hangi marifetler derc edilmiş? Onu açığa çıkartacağım. İşte sen esmaları zikrettikçe ki bu mahlukata aittir. Elma ağacı olmak, kiraz ağacı olmak, solucan olmak, karga olmak, leylek olmak, güneş olmak, ay olmak, yıldız olmak. İnsanda hepsi toplu halde vardır arkadaşlar. İnsanı diğer mahlukattan ayrı ve üstün tutan bu tarafıdır. İnsanın kalbinde bütün marifetler, tüm isim ve sıfatlar var. Çünkü Allah tüm iki elimle yarattım dediğinde, evet, Allah'ın celal ve cemal sıfatlarıyla yaratılmıştır bütün varlık. Ruhumdan üfledim deyip bütün ruhundaki sahip olduğu latifeleri insana Allah üfleyerek varlığında açığa çıkartmıştır. O yüzden insan diğer mahlukat gibi, evet ben şeftali ağacıyım, ben elma ağacıyım, ben solucanım, ben kediyim, ben köpeğim, ben kargayım değil. Sen insansın. Bütün alem sende derc edilmiş. Sende var. Önce bu büyüklüğü gör. Bu büyüklüğü gör, o eziklikten, o kurban bilincinden bir çık Allah rızası için. Kibre kapılma korkusunu bırak. Rabbe karşı kibre kapılmayacağız biz. Biz Rabbe karşı mütevazi olacağız. İnsanlara karşı kendinizi aşağı çektiğinizde tek olacak şey kendinizi aşağı çekmek olur. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendini kurban, zavallı gören adam birilerinin karşısında, bakın Allah'ın karşısında değil, birilerinin karşısında kendini zavallı, aciz, zayıf gören adam Allah'ı da öyle görür farkında olmadan. Kendi büyüklüğümü ve ulviliğimi göreceğim. Rabbimden ötürü onun ismini, sıfatını tezahür ettiriyorum ben. Burada ölçüyü tutturmak gerçekten zor. İnsanlara karşı bu kibri sunduğumuz anda Allah muhafaza. O yüzden bu kalpteki marifetin açığa çıkması için nefsin terbiye olması gerekiyor arkadaşlar. Nefsi emmarede, ben o kibri, sen kimsin? Benim sayemde var oldun deyip çok büyük bir küstahla ve bence ne diyeceğim? Ben küstahlık olarak görüyorum bunu. Hadsizlik olarak görüyorum bir de bunu. Bunu anneler evlatlarına yapıyor. Ben seni doğurdum. Sen doğurmaya vesile oldun. Allah onu bu dünyaya gönderecekti. Sen bir vesilesin. Hakkın bir yere kadar. Allah diyor ki, evet, annelerinizi babanızı öf demeyin. Ancak anne baba seni Allah'ı önüne geçtiği anda bitti. Annen babanla birlikte hak gölgelenip geride kalıyorsa, burada derece burada olacak. Evet, anne baba, Allah razı olsun,
bu dünyaya gelmeme vesile oldun. Ancak ben bu dünyaya gelmeyi seçtim ve Rabbim bunu ol dedikten sonra ben zaten bu dünyada gökten zembille iner gene inerdim. Topraktan çıkar gene çıkardım. Olurdum. Nitekim Allah bunu da gösteriyor. Evet, Hazreti İsa'yı babasız, Hazreti Adem'i anasız babasız yaratırken de Rabbim bunu gösteriyor. Diyor ki evet, ben istersem bir ana bir baba olmadan da insanı yaratırım. Adem buna çok büyük bir göstergedir. İstersem de baba olmadan yaratırım. Al sana Hazreti İsa. Orada da hat bildiriyor Allah bize. Anan baban olmazsa çocuk olamaz. Olur mu? Olur. Allah isterse olur tabii ki. O yüzden arkadaşlar, herkes herkese karşı haddini bilecek. O evlatlar var ya, o çocuklar. Onlar bu bedenin birer ne diyelim, bu dünyanın acemisi. Ruhuyla, nefsiyle, ruhunun nefsinin bilgeliğiyle hiçbir varlık birbirinden üstün ya da aşağı değil. Ancak o bilgeliği kullanma derecesinde kişi ancak, diyor ya, siz ancak takvanızla birbirinizden üstün olabilirsiniz. Takva da nedir? Bildiklerini kullanmaktır. Samimi bir şekilde açığa çıkartmaktır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Anneler, babalar Allah'ın beni bu dünyaya getirmeme vesile varlıklar olarak Allah'a vesile olduğunuz her konuda siz ne diyelim, ulvi bir varlıksınız. Annelerin en büyük kaynağı nedir? Burada konuyu oraya getirmeyelim arkadaşlar. Annede Allah'ın merhamet sıfatı, şefkat sıfatı, değil mi? Hiç tezahür etmeyen sıfatlarını tezahür ediyor. Allah'ın rahman sıfatı bir derece annede tezahür eder. Bir karşılık beklemeden evladına yedirir, içirir, değil mi? Çocuk doğuyor, hemen bedenindeki sütü ona veriyorsun. Daha bedenine geldiği anda zaten bedeninde var olan vitaminler paylaşılıyor. Ancak Allah onu zaten sana gönderiyor bu arada. Allah hiçbir kulu birbirine muhtaç bırakmamıştır. Yeter ki kul o moda girmesin arkadaşlar. Ben şunu söyleyeceğim size, kendimden örnek vereyim. İlk çocuğumda ben hamileliğimde 20 kilo aldım. Hiç tiksinmedim bir şeyden. Yedim 20 kilo aldım. Çocuğum doğdu, 2 kilo 750 gram. Konu yemek içmek mi? Çocuğa temas etmemiş. Niye? Çocuğun ruhuyla, nefsiyle, kalbiyle yaptığı seçimler onu bu noktada belki dünyayı reddetme, belki başkasından geleni reddetme noktasında bir zanla ne yapmış? Oradaki asgari ölçüde beslenmiş, asgari ölçüde bu dünyaya gelmiş. Asgari ölçüde yaşama. Buralara hiç geçmeyelim. Ancak annelik gibi bir rol üzerine alan kişi de Allah'ın çok kıymetli sıfatları tezahür ettiği için annenin kıymeti de gene Allah'ın yansıttığı sıfatlarından kaynaklıdır. Artık bir semboldür annelik. Annelik dediğinizde de aklınıza gelen en bariz isim hangisi? Merhameti ve şefkati. Allah'ın, Allah isminden sonra Kur'an'da bütün ayet, bütün surelerin başında zikrettiği Rahman ve Rahim olma sıfatıdır. Bütün sistem Rahman ismine kuruludur. Ve bu alemde siz Allah'ın merhametini anneyle teşbih ederek bilirsiniz. O yüzden annelik çok kutsal bir roldür arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bu noktada anneliği tatmış bedene. Ancak bir sonraki bedenden çıktıktan sonra çocuğunu cami avlusuna bırakmış gitmiş. Ya da aynı evde yaşadığı halde merhametinden, şefkatinden mahrum etmiş. Her anne için de söylenmemiştir o söz. Çünkü sen, annelik bir rolün senin. Senin kulluğuna bakar Allah. Kendini ne derece biliyorsun, Rabbini ne derece yansıtıyorsun'a bakar Allah. Bizim vazifemiz kulluk arkadaşlar. Bu kulluğu nasıl açığa çıkartırım ben? Kadın olarak da bu kulluk açığa çıkar. Rollerim var, insan olarak gelmişim. Zaten tüm numara orada başlamış. Allah diyor ki açık ayet. Ben bu vazifeyi dağa taşa söyledim de kabul etmedi. İnsan kabul etti. İnsan ne? Bilgisiz ve cahildir.
Almışız bu. Bakın bu vazifeyi bile seçmişim ben. Taş toprak olmamışım. Yasin'de de ne geçiyor? Keşke toprak olaydım. Bana bu, çünkü bana bu seçim hakkı verirdi. Ben dedim ki, bazen diyorlar ya, bizim seçimlerin bize ait olduğunu nereden biliyoruz? Bir takım ayetleri bu gözle okursanız çok net bir şekilde bu ifadeyi görürsünüz. Zaten şu ayet çok net. Biz bu sorumluluğu dağlara, taşlara verdik. Almadı, insan aldı. Demek ki bu bana soruldu. Ve ben kabul ettim. Daha taş zerre olmayı da kabul edebilirdim. Yasin suresinde bu dünyada insan olmayı, kul olmayı başaramamışların cehenneme giderkenki serzenişleri. Keşke toprak olsaydım. Çünkü bu bana verildi, bu seçim hakkı. Evet arkadaşlar, insan olmanın sorumluluğunu alacağım. Ve ben diyorum ki evet, ben kadın olmayı seçtim. Kadın olmak çok büyük bir marifet. Diğeri de erkek olmayı seçti. Çok büyük bir marifet. Anne olmayı seçtim. Çok büyük bir marifet. Anne olmadan sadece bir kız evlat olarak bu hayatta var olmayı seçtim. Çok büyük bir vazife ve rol. Sadece yapılması gereken, ben bu rolü yaparken Allah'ın hangi isim ve sıfatlarını tezahür ettiriyorum? Hangi isimleriyle Allah'ın tecelli edilmesine vesile oluyorum? Benim kıymetim Allah'ın hangi isimlerini tecelli ettirdiğimle ölçülü. Bir zalim de olabilirim. İnsanlara Allah'ın öbür alemde artık rahmetten mahrum kalan, Allah'a şirk koşup kafir olma hükmüne giren ve bu dünyadan böylece çekip gidenlere uğratacağı hükmü var Allah'ın. Allah onlara ne yapacaktır? Cezalandıracaktır. Mücazatıyla cezalandıracaktır. Ben burada Allah'ın bu ismini tecelli ettiriyorum. Bakın sizlere tavsiye ettiğim kitaplardan, sonra bana bir de şu soruları soruyorsunuz ya, nereden alabiliriz? Arkadaşlar Allah rızası için bu sorunun da cevabını bana sormayın ya. Nereden alabilirsiniz? Kitapçılardan. Ancak bu kitapları her yerde bulmak mümkün değil. Gerçekten ben burada Altunizade'nin orada, Marmara İlahiyat Fakültesi'nin altında Kitap Kafe diye bir yer var. Çok fazla kaynak buluyorum orada. Ancak bu kaynağı ben Sözler Yayın Evi'nde buldum. Sözler Yayın Evi'de sadece Risale-i Nur ve işte Cevşen Tesbihat gibi sadece bu kitapları satan bir yer. Oradan gittim buldum. Ancak işte arayan buluyor arkadaşlar. Her kitap her yerde bulunmuyor, haklısınız. Ancak mesela bakın, şimdi biz Allah'ın isimleri nasıl diyebiliyoruz? İşte ben desem size 99 tane ismi bana gönderin desem gönderirsiniz. Allah'ı burada sıfatlandırılmış bak. Her türlü noksanlardan münezzeh olan Allah. Bu Allah'ın bir sıfatı mı? Evet. Ey göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler, büyüklük taslamadan kendisine secde eden Allah. Allah'ın sıfatı mıdır? Evet. Ey kendisine karşı gelmekten sakınan ve iyilerle beraber olan Allah. Bu da Allah'ın sıfatı mıdır? Evet. Ey yedi gök, yer ve bunların içinde bulunan her şeyi kendisine tesbih eden Allah. Bu da Allah'ın isim ve sıfatı mıdır? Evet. Biz Kur'an'da geçen Allah'ın alim sıfatı, işte Allah'ın basir sıfatı, Allah'ın semî sıfatı, halik sıfatı, selam sıfatı, müheymin, işte muzil, mumit, hay, kayyum, bais, bedi, bütün bu sıfatları evet. Ancak bunların dışında Allah'ın isim ve sıfatları sizin her hal ve hareketlerinizde var. Var olmaya devam edecek. Dursak, hiçbir şey yapmasak. Bakın, bir hayat devam ediyor. Allah'ın hangi ismi sıfatı devam ediyor? Kayyum. Hay ismi hayat veren, kayyum devam ettiren demek bu hayatı. Hiçbir şey yapmayın, bitki gibi oturun. Nitekim bitkiler Allah'ın kayyum ismini tecelli ettirirler. Biz de ettiriyoruz. Her bir varlık. Hay ve kayyum isimlere hayat veren ve bu hayatı devam ettiren. Bu noktada şu Cevşen'deki
Ey kendisini birleyenler tarafından vasıflanan, ey kendisini sevenler tarafından sevilen, ey kendisini arzulayanlar tarafından rağbet edilen, ey kendisine yönelenler tarafından kast ve gaye edinilen. Hepsi Allah'ın sıfatı. Siz de bu hayatta birileri tarafından arzulanıyorsunuz. Birileri size yöneliyor, sizi dinliyor. Değil mi? Birileri tarafından seviliyorsunuz. Alın işte Allah'ın o anda o ismini tezahür ettiriyorsunuz. Anlatabildim mi? Her halimizle Allah'ı nasıl tezahür ettirdiğimizi. Sonra diyeceğiz ki Allah'ım senin güzel isimlerinle senden istiyorum. Ey mahlukatına nimet ihsan eden münevvil. Ey hakkı batıldan ayıran ve sorunları gideren mufassil. Ey dilediğini dilediği şekilde değiştiren mübeddil. Ey zorlukları kolay kılan müsehhil. Ey dilediğini zelil eden müzellil. Ey kitapları, melekleri ve bereketleri indiren münezzil. Ey varlıkları halden hale dönüştüren muhavvil. Ey her şeyi konumuna göre güzelleştiren mücemmil. Ey her şeyi kemale ulaştıran mükemmil. Ey dilediğini dilediğinden üstün kılan mufazzil. İşte size Allah'ın isimleri. Arkadaşlar. Yani hiçbir hal, hareket, zerre olmasın Allah'ı bu alemde tezahür ettirmesin. Bu. Bu bir. Şimdi Allah'ın isimlerini ebcedle çekmenin hükmü nedir? Şimdi Allah bu alemde kelimelerle ruhlar yaratılıyor, sözler. Allah rakamlar Allah'ın yaratılışta kelimelerin önündedir arkadaşlar. Daha soyuttur. Ruhlar rakamlarla beden dille yaratılır. Madde alemi. Bu noktada şimdi her kelimenin bir ruhu olduğu gibi her harfin de bir ruhu vardır. Ve o ruhun karşılığında o ruhu açığa çıkartan bir rakam vardır. Bir harf, her harfin bir karşılığı vardır. Günümüzde numaroloji ilmi bunu karşılar gibi gözükür. Ancak havas ilmi vardır. Ki elhamdülillah ben o ilmi de aldım. Bunlar çok derin konular. Sizi hiç kimse ikna etmek gibi bir çabam da niyetim de yok. Ancak şöyle söyler İbnül Arabi ve havas ilmine hakim olan insanlar, bir kelime bir bedense, bir varlıksa, varlık çünkü dört boyutta vardır. Şimdi az önce burayı okuyordum. Varlık dört boyutta vardır. Bir ayni, bir zihni, bir lafzi, sözde bir de kitabi bedenen vardır. Ve bunların hepsi de varlığın olma derecesidir. Siz Allah'ın alim ismini 150 kere zikrettiğinizde, ki bu alim ismi ebced hesabına göre yapılır. Allah'ın orada alim ismindeki harflerin karşılığı bir rakama denk gelir. O rakamları toplarsınız. Toplam 150'dir. Bu o isme harekete geçirir. Enerjisel noktada tam yapar. Yani şey gibi düşünün. Bir amiyane tabirle, tabii ki Allah'ın tüm isim ve sıfatları siz onları çekmeseniz de zaten tezahür ediyor. Burayı anladık, öyle değil mi? Ancak hayatınızda o ismin tezahür etmesi için oturup çekiyorsunuz ya. Allah'ın gani ismi, işte zengin olayım. Allah'ın fettah ismiyle kapılar açılsın. Allah, sen fettah ismini çektiğinde 489 kereydi onun ebcedi. Evet, kapıları açan Allah. Ancak Allah bu dünyada her şeyi sebepler dairesiyle yaptığı için ya senin hayatına kapılarını açan birini gönderecek ya da senin o kapıları açabilecek güce getirecek seni demek bu. Burasının anlaşılması çok önemli. Sen Allah'ın Fettah ismini çektiğinde Allah'ın Fettah isminin tezahür etmesi nasıl oluyor? Ey kapıları açan Allah! Ey bütün kapalı kapıları bana açan Allah, rızık kapılarını, mutluluk kapılarını, sağlık kapısını, sıhhat kapısını, benim bilmeden kapattığım tüm bu kapıları bu kapıları açtıran Allah, Fettah isminle tüm kapılarımı aç ve beni o kapılardan geçir. Hayatımdaki bolluğu, bereketi aktif et diyorum ya.
Allah'ın Fettah ismi nasıl Allah sonsuz bir zata sonsuz olasılıklarla hasıl oluyor arkadaşlar. Hayatınızda sizin o kapıları açabilecek gücü veriyor size. Aklınız aktif oluyor, fikriniz, basiretiniz, iradeniz güçleniyor. Ancak bu iradeyi güçlendirecek, bu basireti, feraseti yükseltecek, bu ilmi yükseltecek olaylar, deneyimler. Siz nasıl tercih ediyorsanız o şekilde hayatınızda hasıl oluyor, sizi büyütüyor. Ya da hayatınıza o kapıları açacak kişiler geliyor. Ya da hayatınıza var olan kişiler sizi kısıtlayıp engellerken bir bakıyorsunuz sizi o konuda kolaylaştıran kişilere dönüşüyor. Ancak bu isim sizde tezahür böyle ediyor. Çünkü Allah bu dünyada her şeyi bedensel surette, madde elbisesi altında yapıyor. Bir sebep dairesinde yapıyor. Siz Allah'tan bir evlat istiyorsanız, bu örnek çok basit bir örnek de olsa çok net bir örnektir. Önce bir kadın ya da erkeksiniz, bir karşı cinsten bir kişiyi bulmanız ve onunla birlikte olmanız, bu yapılacak hali dualardan bir tanesidir. Bakın, dilinizde Allah'tan istediğiniz, bedenen yapılan dua, istediğiniz duaya uygun hareket etmektir. Ancak hareket bir türlü edemiyorsunuzdur. Bu noktada Allah'ın isim ve sıfatlarını çektiğinizde o enerji sizde açığa çıkar. Ve hayatınıza işte o hep beklediğiniz partner gelir. Ancak siz bu hayatı sıkıntı ve zorlukla yaşamayı seçen biriyseniz, hiç kolaylıkla, mutlulukla yaşamayı bilmiyorsanız, sevgi nedir bilmiyorsanız, zalim, zorba, sizi aşağı çeken bir adam ya da kadın gelir hayatınıza. Çünkü kişi kendi neyse o tezahür eder hayatına. Kendini zavallı görüyorsa zavallı duruma düşürecek insanlar hayatına girer. Kendini küçük görüyorsa kendini küçük gören insanlar hayatına gelir. Çok büyüklenip millete kibirle bakıyorsa bir yandan da zaten aynı, ikisi aynı anda bulunur kişide. Hem kibir hem aşağılık kompleksi. Bir taraf seni küçümserken sen de bir tarafları küçümsüyorsundur zaten. Hasıl arkadaşlar, isim ve sıfatları çekerken dikkat edeceğim konu, ben hayatımda neyi tezahür ettiriyorum? Neyi tezahür ettirmeyi seçiyorum? Hangi kalbimdeki marifetin açığa çıkıp o enerjiyle yaşamayı seçiyorum ben? Evet, ben Allah'tan ilim istiyorum. O zaman ben Allah'ın alim ismini çekeyim. Ben Allah'ın batını isimlerini çekiyorum. Yanına da bir batın ismi ekleyeyim. Ancak ben korkuları, kaygıları olan biriysem Allah'ın batın isminin bende tecelli etmesi başka bir boyutta gerçekleşir. İşte korkularım, kaygılarım var. Görünenin ötesinden görmekten korkuyorsam ben, bu sefer yok bana bir musallat geldi, rüyamda beni korkuttular, şu oldu, bu oldu derim ben. Spiritüelliğin açıldı, ruhsallığın açıldı. Ancak sen gölgesinden bile korkan zavallı birisin. Sen de o isim öyle tezahür eder. Çünkü kişi, Allah diyor ki, ben bir hazineydim, bilinmek istedim. Tüm mahlukatı yarattım. Sonra da bize bir yol daha açıyor Allah. Yine bir kutsi hadiste, kendini bilen Rabbini bilir. Kişi kendini nasıl biliyorsa, yine kutsi hadis, ben kulumun zannı üzereyim. Kulum beni nasıl biliyorsa ben onu öyle muamele ederim. Allah herkese verir de bana vermez diye sen Rabbi biliyorsan, Allah senin Rabbin bilgini boşa çıkartmıyor. Herkese verirken sana vermiyor. Allah herkese kolaylıkla verirken bana hep zorlukla verir diyorsan, evet, ben kulumun zannı üzereyim, kutsi hadisi üstüne bu hüküm gerçekleşiyor. Herkese kolaylıkla verirken sana zorlukla veriyor. Senin bu zannı değiştirmen lazım. Zanlar nerede oluşmuş? Nefiste oluşmuş. Evet, kendine de haksızlık yapma, yaşanmışlıkların var. Ancak o gün için geçerliydi. Bugünkü hayatında sen neyi seçersin? Kolaylıkla, keyifle, sağlıkla, sıhhatle, bollukla, bereketle. Her istediğim kolaylıkla bana gelir. Hayatımdaki insanlar hayatımı kolaylaştırır. Ben var olanları çıkartmak zorunda değilim. Ben hayatımda kolaylıkla yaşamayı, kolaylaştırmayı seçiyorsam hayatımdaki insanlar hayatı kolaylaştıran kişilere dönüşüyor. Ben hayatı zorlaştırarak yaşamayı seçiyorsam hayatımdaki insanlar benim hayatımı zorlaştırmak üzere rol oynuyorlar. Arkadaşlar.
Tevekkül ile istemek, evet, ancak vazifeni yapacaksın, sonra tevekküle geçeceksin kardeşim. Dilinle istediğini kalkacaksın, o kapıları zorlayacaksın. Kapının gidip kulpunu açacaksın. Kapıyı bulacaksın, kapıyı göreceksin. Hep yanlış kapıya gitmişsin. Yanlış şekilde istemişsin. Birilerine muhtaç mecbur hissedip lütfen bana şunu verin demişsin. Hayır, sen kimseye muhtaç mecbur değilsin. İnsanlara karşı beklentisiz olma, Rab'den bekleme ve onun bunu sana Ayşe'den versin, Fatma'dan versin deyip Rabbine kısıtlayıp engellediğinde oradan da sana ekmek yok. Diyeceksin ki evet Rabbim, senden bolluk, bereket, huzur, neşe, ilim istiyorum. Ve bunu da bana kolaylıkla, keyifle vermeni diliyorum. Çünkü sen kolaylığı tavsiye ediyorsun. Rabbim ne diyor? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin diyor. O zaman Rabbim, ben senin yolundan gitmeyi seçiyorum. Ve artık her şey kolaylıkla bana gelmesini seçiyorum. Bunun önceki deneyimlerimden dolayı bedeni alışkanlıklarım var. Beni zorlayacak arkadaşlar. Bu noktada işte biz bu tarz ruhsal yöntemleri öneriyoruz. Değindik arkadaşlar. Az sonra kapanır. O yüzden bu noktada esmalar çekilmesinde hiçbir beis yok. Sıkıntı gelecekse hayatınıza, zaten geliyor sıkıntı. Esmadan size sıkıntı gelmez, zaten tezahür ediyor. Ben Rabbi nasıl biliyorsam öyle geliyor. Rabbim hakkındaki zanlarımı değiştireceğim. Ben de Rabbi karşı, Rabbi bizzat görüp onunla bizzat bir şey deneyimlemedim. Onun yarattığı varlıklar üzerinden bu deneyimleri yaşadım. Bu varlıklara karşı bir zannım var. En başta da kendime karşı zayıfım, acizim, fakirim, kurbanım, şanssızım, bedbahtım. Kendinle ilgili zanlarını değiştirmen lazım. Kalbindeki o yüksek, ulvi, yüce marifetleri açığa çıkartman lazım. Evet, isim ve sıfatlar bunun bir yoludur. Ancak hayatında hiçbir hareket yapmayıp oturup sadece isim sıfat çekiyorsan, bu da beyhude, cahilane bir çabadır. Hiçbir şey yapma, otur isim çek. Orada zorlar seni enerji. O yüzden ruh, nefis, kalp, beden, dört boyutlu bir varlık olarak dört boyutta harekete geçeceksin ki Allah'ın sana verdiği aklı kullanacaksın. Bu dünyanın kuralları, hükmü, Allah'ın koyduğu kurallar ve hüküm sebepler dairesinde. Ateş, hava, su, toprak unsurları var burada. Hiçbir şey göz ardı edemezsin. İlahi sistem bunun üzerine kurulu. Ancak öyle muhteşem bir varlık olursun ki bu bedenin hükmünden çıkar, mana aleminde o sana tezahür etmez. O da senin nefsinin mertebesi yükseldikçe hayatında var olacak hakikattir. O da oturup çalışmak gerektirir. Oturup kendine bakmak, gözünü diğerlerinden çekip ben burada niye bunu yaşadım Allah'ım deyip ben acaba burada hangi marifeti deneyimliyorum? Hangi isim ve sıfat tezahür ediyor? Ve ben neden bu insan hayatımda hala var olmaya devam ediyor? Ben bu insanı kaldırıp atın demiyorum ben size. Kaldırıp atmak da yine negatif bir çaba. Ruhunuzdaki latifeler öyle açığa çıkar ki kendiliğinden o kişi gider ya da kendiliğinden o kişi dönüşür hayatında. Hiç sevdiğini söylemeyen kocan sana ne kadar sevdiğini söyleyip sana çiçekler almaya başlar. Her yaptığını başa kalkan adam bu yaptıklarım az, senin yaptıkların karşılığında der. Sen yeter ki kendi büyüklüğünü, kıymetini, değerini bil. Kendi değerini, kıymetini bilmeyen, kendini çöp gören herkesi çöp görür. Ve çöpü ne yaparsınız? Atarsınız değil mi? İlk atılan siz olursunuz. İlk gözden çıkarılan siz olursunuz. Evet, kaydedeceğim arkadaşlar bunu. Hasılı böyle arkadaşlar. Şimdi isimlerin sıfatları, eğer ben veriyorsam, ben size bir ismin ebcedi 150 diyorsam, alim isminin ya da Allah'ın basir isminin ebcedi 302 diyorsam, bilin ki oturup hesaplamışımdır. Bende de biraz böyle bir şey var. Görsem de o bilgiyi oturur kendi bilgimle üzerinden geçerim. Matematiksel bir hesabı var o işin. Ebced ilmini bilirsiniz, oturursunuz, hesaplarsınız. Ondan sonra bunun gününü, gezegenini, gezegen saatini hesaplarsınız. Uygun zaman budur dersiniz. Yine bir soru gelecek biliyorum. Allah'ın isim ve sıfatlarını her zaman çekersiniz. Ancak bazı zamanlarda ve vakitlerde, hani diyor ki İbn Arabi, duanın bir şartı vardır. Vakit çok önemlidir. Niyet çok önemlidir. O vakti ve niyeti destekleyecek hareket çok önemlidir. Hepsinin bir arada yapılması çok önemlidir. Duanın vakti, saati vardır. O mesela ebcedlerin de, yani Allah'ın isim ve sıfatlarının da çok
sağlam enerjisinin aktif olduğu vakitler ve zamanlar vardır. Burası hava silmine girer. Oturur hesap yaparsınız, kitap yaparsınız. Her ismin çekilecek günü ve saati o ismi. Hani normalde çektiğinizde size tezahürü %50 ise %100'lük bir etkisi olur. Hele ki bu sizin isminizin ebcetiyle denk gelen bir zaman olarak ölçülüp size verildiyse etki çok daha yüksektir arkadaşlar. Şey gibi düşünün. Bir resmi merciye mektup yazıyorsunuz. Ancak postaya bunu cuma akşamı verdiniz. İki gün cumartesi pazar postaneler çalışmadığı için pazartesi iletilecek o. Gecikmeli gitti bakın. İşte Allah'a yapılan dualar, tesbihlerin ebcetle belirlenebilen, kişinin de kendi ebcetiyle ismi, annesinin ismi, bazen babanın ismi, oradaki artık hükmün büyüklüğüne göre onunla birlikte denk gelen kişiye özel vakitler vardır, ayrı. Her ismin vakti vardır, ayrı. Ancak her anda da çekilebilir, o da doğrudur, yanlış değildir. Ancak etki etme dereceleri çok başkadır arkadaşlar. Sözlü olarak söylenmesinin derecesi ayrı, yazılı olarak yazılmasının derecesi ayrıdır. Yani biri doğru biri yanlış değil bu bilgilerin arkadaşlar. Hepsi doğru bilgi, ancak hepsi de bilginin bir derecesi. Hemen bir şeyleri biz bu doğru bu yanlış değil. Allah'ın ilmi geniş, bilgi hepsini kuşatıyor. Ancak ne yapabilirsiniz? Bu bir ilminiz yok. Siz Allah'ın alim ismini günde 150 kere çekin. İlminiz artsın. Ancak niyet ederken Allah'ım bu ismin bende tezahürü kolaylıkla olsun. Rabbim ilmimi arttır ama kolaylıkla arttır. Kalpte var olan bu bilgi kolaylıkla açığa çıksın. Ben tefekkür ederek oturduğum yerden alemi izleyerek de bu bilgiyi açığa çıkar bende. Çok sağlam, kallavi bir ızdırap, deneyim yaşarım. Yine bu bilgi bende açığa çıkar. Değil mi? Bir hastalık, bir çaresizlik, bir korku yaşarım. Gene o bilgi bende açığa çıkar. O marifet, o isim. Ancak evimde otururken ne diyor Allah? Yine bu bir kutsi hadistir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bildiğimiz. Bir saatlik tefekkür, Allah'ı fikretme. Allah'ın verdiği bütün bu alemi okuyup fikirle Allah'ı bulma. Ki Allah bilinmek istediyse alemin yaratılış amacını gerçekleştiriyorsun sen tefekkür ederken. 1000 saatlik ibadete karşılık gelir diyor. Bedeninle yaptığın hareketlere karşılık gelir. Çünkü ruhsallık maddeden üstündür. Çünkü 4 boyutlu bir varlık olan insanın 2 boyutu direkt ruhsal, kalbin bir kısmı maddi, bir kısmı manevi, 2 yöne bakar. Bu beden sadece madde boyutuna bakar. Madde boyutunda yaptığınız her şey 1 derecedir. 4 boyutta yaptığınız tüm derecelerdedir arkadaşlar. Hasılı böyle. O yüzden isimleri çekebilirsiniz bilginiz ölçüsünde. Ve mesela bakın, duanın vakti vardır dedik. 20 Nisan videosu çekeceğim inşallah. Yeni ay ve güneş tutulması var. Güneş miydi, ay mıydı? Güneş tutulması diye aklımda kalmış. Bakmam lazım, bilgiyi teyit etmem lazım. Evet, güneş ve ay tutulması namazları var. İşte o namazın kılınma vakti geliyor. Ancak tabii ki 20 Nisan'da zorlu bir enerji var. Ancak her şey hüküm Allah'ınsa, Allah da hükmünü dua ve sadakalarla kaldıracağını söylüyorsa, bize düşen vazife, vay ben ne yapacağım deyip oturup korkup ağlamak değil. Evet Rabbim, sen bana büyüklük verdin ve bana verdiğin bu güçle ben bunun üzerine çıkabilirim. Ne yapmam gerekiyor? Bana göster. Ben hiçbir videoyu anlatırken hadi oturun korkun değil. Siz o korkuyla birlikte Allah'ın isim ve sıfatlarını siz orada tezahür ettirdiğinizde, Allah'ın size gönderdiği, aslında hiç düşünmeden yediğiniz o kurbanları, oturup et yiyip sonra kurban bayramı, kurban niye kesiyoruz diyenlere aklına şaşarım ben arkadaşlar. Bu nasıl bir samimiyetsizliktir? Keyfin yerse otur git bir restorana, yemeğini ye, kurban kesin deyince vay insan hakkı, hayvan hakkı. O hayvan ben yiyeyim diye yaratılmış bana. Ben size gidip de bir atı kesin demiyorum arkadaşlar. Dinin hükümleri ve Allah'ın her bir varlığının bir vazifesi vardır. Allah o vazifeyi o kurbana vermiş. Sen de diyorsun ki yok Rabbim sen yanlış biliyorsun. Ben daha iyiyim. Ben daha merhametliyim. Benim merhametim senden daha üstün.
Senin bana kurban etmem için gönderdiğin koçu ben kesmiyorum. Bu nasıl bir küstahlıktır? Bu nasıl bir haddini bilmezliktir? Kimse size kedi köpek kesin demiyor arkadaşlar. Allah her şeyin hükmünü kurallarıyla belirtmiş. O yüzden herkes yok hayvan severim. Ya arkadaşım hayvanı sev. Bitkiyi de sev. Dünyayı da sev. Ama insanı da sev. En üstün varlık yaratılış itibariyle insan. Ancak hayvandan daha aşağı inebiliyor. Öyle de bir meziyetimiz var. Süperiz. Bakmayın. Ama aynı zamanda meleklerin üzerine de çıkabiliyoruz. Bu bizim seçimlerimize bağlı. Herkes neyi seçerse. Evet, Allah her şeyden üstün. Diyor ki Allah ayette bütün alemi size gökleri ve yerleri insana hizmet etsin diye yarattım diyor. Ben de diyorum ki yok ya. Ben ona hizmet ederim. Sen kendi bunu reva gördükten sonra Rabbim ne yapsın? Herkes bu dünyada kendi iradesiyle ne seçerse onu yaşayacaktır. Allah durduk yere kötülük yaratmaz arkadaşlar. İnsan seçer, Allah yaratır. Hayır da şer de Allah'tandır. Ancak hayrı seçen, şerri de seçen insandır. Allah durduk yere hayır yaratır. Çünkü Allah'ın Muhsi ismi, Rahmet, Rahman, Rahim isimleri çok üstündür. Rahmetim gazabımdan üstündür diyor çünkü kendisi. Bu noktada ancak şerri insan seçtiğinde onu da yaratan Allah'tır tabii ki. Ancak seçmeyecek olan, aklını kullanacak olan sensin. Sorumluluk burada sende. Kendi sorumluluklarını yapma, sonra Allah bana bunu niye verdi de. Bir bak bakayım niye vermiş. Bu sana geldiyse bu senin seçimin. Ben bunu niye seçtim ya? Ben bu kadar akıllı, mükemmel bir varlıkla ne zaman bu gafa düştüm ben? Ne zaman bu hakikat benden perdelendi de? Otur kendini bir sına. Kendini bir check et. Ondan sonra da kendi check ettikçe kendindeki büyüklüğü gör. Ancak Rabbinin karşısındaki küçüklüğü gör. Alemin sana nasıl hizmet edeceğini izle. Sonra gör bakayım duvarlardan mı geçmiyorsun? O Serra'dan Süreyya'larda ruhani varlıklarla seyir mi etmiyorsun? Hasılı böyle arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar dileyerek sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başka bir sefer görüşmek üzere.